Herkese merhaba. Belki de daha önce hiç duymadığınız inanılmaz lezzetli bir közlenmiş domates çorbası tarifi vermek istiyorum. Tam bir şifa deposu arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Hemen 2 ya da 3 adet domatesimizi bu şekilde doğruyoruz. İsterseniz kabuklarını soyabilirsiniz. Tavsiyem soymanız yönünde. Birkaç diş sarımsak ve bir adet soğanımızı bu şekilde doğruyoruz. Bir adet kapya biberimizi de doğradık. Üzerinde yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyoruz. Çok güzel bir lezzet veriyor kesinlikle. Yani bu çorbayı denediğinizde keşke daha önce yapsaymışım diyeceksiniz. Birazcık kekimizi de ektikten sonra 180 derece fırında yaklaşık bir 30 dakika kadar pişmeye gönderiyoruz. Bu şekilde pişti zaten görüntüsünden anlayacaksınızdır nasıl olduğunu pişti mi pişmedi mi oradan anlaşılıyor Arkadaşlar bu arada yarım çay bardağı kadar da pirincim vardı onu ıslattım Tavamızın içerisine tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı domates salçası ya da biber salçası size bırakıyorum güzelce kokusu çıkana kadar kavuruyoruz Közlenmiş domatesimizi tenceremizin içerisine alıyoruz Pirincimizi de ekliyoruz. Güzelce birkaç dakika bu şekilde kavurduktan sonra üzerine 6 su bardağı kadar su koydum ben. Kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Bu tarifle yaklaşık 4 kase kadar çıkıyor. Onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Siz azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Toplamda 6 su bardağı kadar sıcak su kullandım. Şu aşamaya kadar tuz eklemedim halen. Ben tavuk bulyon kullanmak istedim ama isterseniz tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Size bırakıyorum tercihi. Üzerinde oluşacak köpükleri almayı unutmayalım. Bu köpüklerin muhakkak atılması gerekir. Bütün yemeklerde aslında böyle köpükleri muhakkak atın arkadaşlar. İçine birazcık tuzumu ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiberimi ekliyorum. Güzelce piştikten sonra blenderdan geçiriyorum. İçerisinde hiçbir topak kalmayacak şekilde iyice karıştırmanız gerekiyor bunu. Ee, harika oluyor bu işlemden sonra kapatıp servis edebilirsiniz. Gerçekten tam bir şifa deposu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.